Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kademeli normalleşme tedbirleri sayesinde Türkiye'de vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor. Önceki gün düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında aşılamaya bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceğini söylediği öğrenildi. Temmuz ayında ise tedbir kararları tekrardan gözden geçirilecek. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre 552'si semptomatik olmak üzere toplam 6169 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşılanma hızlanacak. Bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak dediği öğrenildi. Yerli ve milli aşı çalışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Ekim, Kasım aylarında yerli aşı ile aşılanma için ekiplerin çalıştığı aktarıldı. Trabzon'da maske takmaktan yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgında savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, Çaykara ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Hayatını meslektaşı Ersan Bıçak ile birleştiren Altuncu, stresli dönemleri birlikte atlattık ve şimdi herkesin de rızasıyla, gönül rahatlığıyla bu birlikteliğimizi inşallah sürdüreceğiz. Düğün yapmak isteyenlerin de kurallara uymalarını rica ediyorum, dedi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Yürütülen çalışmaları anbean takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Maraş Caddesi'nde toz ve çamurun önlenmesi için ince tabaka, geçici asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Kalıcı kaplama orijinal taş olacak dedi. Trabzon Belediyecilik tarihinin en büyük altyapı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, telekomünikasyon ve doğal gaz çalışmaları sırasında oluşan çukurların kapatılması ve tozlanmanın önüne geçmek için geçici asfaltlama ve betonlama uygulaması gerçekleştiriyor. Fırsat bulduğu her an altyapı çalışmalarını yerinde görmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu test sürecinin ardından Maraş Caddesi'nin yeniden kalıcı taşla kaplanacağını belirten Başkan Zorluoğlu, Maraş Caddesi'nde toz ve çamurun önlenmesi için ince tabaka geçici asfalt kaplama çalışması yaptık. Kalıcı kaplama orijinal taş olacak. Kimse merak etmesin şeklinde konuştu. Başkan Zorluoğlu ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bazen hava şartları dolayısıyla aksamalar, gecikmeler olabilir. Uzun sokak ve bağlantılarını en geç 15 Temmuz'a kadar tamamlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta ve sonrasında Kunduracılar Caddesi'nde çalışacağız. Son olarak da Maraş Caddesi ile tamamlayacağız ifadelerini kullandı. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur 18 Haziran'da karne verildikten sonra yüz yüze eğitime devam etmek doğru bir karar değil. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra psikolojik olarak tatile adapte olurlar. Bu karardan dönmesi için Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurumuzu yaptık dedi. Bu programın ilk ayağı 18'inde tüm öğrencilerimize karne verilecek. Ama 18'inden sonra da 2 Temmuz'a kadar yüz eğitime devam edilecek okullarımızda haftanın belirli günleri seyretilmiş olarak haftada iki gün. Tabi bu kendi içerisinde bir sürü handikap barındırıyor. Çünkü 18'inde öğrencilerimize karneyi verdikten sonra öğrencileri okula yüz eğitime yeniden davet edip de onu gerçekleştirmek son derece zor. Psikolojik olarak öğrencilerimiz e, kanunlarını aldıktan sonra artık yaz tatiline e, çekilmişlerdir. Yüz yüze eğitim için tekrar okula döneceklerini büyük oranda döneceklerini zannetmiyoruz. E, bu yanlış bir planlama olmuştur. Bunun mutlaka bakanlığımız tarafından düzeltilmesi gerekir. E, bu konuyla ilgili e, bakanlığımız e, net bir şey de yazmadı, açıklamadı. Bir televizyon programında Milli Eğitim Bakanımız bunu bu şekilde açıkladı ama hem eğitimciler hem veriler bu konuda son derece kaygılılar. Onun için bu mutlaka sendika genel merkezimizin de bu konuda bakanlığa muracatı var. Mutlaka düzeltilecektir diye bekliyoruz. Yani net bir planlamanın yapılması gerekir. Karnelerin önceden verilmesi bir olumsuzluk yaratacaktır. Trabzon'da blok kullanıcısı olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan doktor yakalanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, daha önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve blok kullanıp Bank Asya'da hesap sahibi olduğu tespit edilen ve Fethullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılanması silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Avni Mustafa Ö, çalıştığı özel bir hastanede yakalandı. Mustafa Ö, emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin ardından Beşikdüzü T tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumuna gönderildi. Trabzon'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi Hatice 87 ile dedesi Mehmet İnan'ın 96, anılarını yaşatmak için Balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller müzeye dönüştürülen evin baş köşesine oturtuldu. Mehmet İnan, dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Akrabalarımız bu heykelleri görünce çok etkileniyorlar dedi. Çaykara ilçesine bağlı dünya Ağaca ünlü turizm merkezi Uzungölde otel işletmecisi olan Mehmet İnan, 1992 yılında babaannesi Hatice İnan'ı, 2004 yılında ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan'ı kaybetti. Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu. İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı. Çiftin dört çocuk, 43 torunu heykellerin elinden tutup, hasret gideriyor. Müze evi ziyarete gelenlerin gözyaşlarına hakim olamadığına tanık olduğunu anlatan Mehmet İnan, ev geçmişte uzun göl yaşamını birebir sergiliyor. Uzungöl'de eskiden insanlar nasıl yaşadıysa o şekilde dizayn edildi. Özellikle bu eve giren Uzungöl'ün yaşlıları çok etkileniyorlar. Heykelleri gören özellikle babaanne ve dedemi tanıyan insanlar çok duygulanıyor. Burayı gezerken çok ağlayanlar gördüm diye konuştu. Trabzon'un Araklı ilçesinde uçuruma düşen ineği kurtarmak için köylüler, itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu. Alınan bilgiye göre, Araklı'nın Sularbaşı mahallesinden ineklerini Pınarbaşı yaylasına götüren Muhammed Mehmetoğlu hayvanlarını otlattığı sırada bir ineğin aniden kaybolduğunu gördü. Çevreye bakması sonucu hayvanın metrelerce aşağıya uçuruma düştüğünü gören Muhammed Mehmetoğlu ardından yardım için önce yakınlarına ardından da jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Araklı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ineği düştüğü uçurumdan kurtararak sahibine teslim ettiler. İneğin sahibi Muhammed Mehmetoğlu yaptığı açıklamada, inek metrelerce yüksekten uçuruma düştü. Bizim de kurtarabilecek imkanımız olmadığı için itfaiyeyi aradık, onlarda ellerinden gelen mücadeleyi yap, itfaiyedeki arkadaşlarımız onu kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun, dedi. Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve yer altındaki saklı cennet olarak nitelendirilen Çal Mağarası, kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Düzköy ilçesine bağlı Çal Beldesi'nde bulunan mağara, içindeki muhteşem doğal şekilleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor. Deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan, dışındaki doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Çal Mağarası, il özel idaresince ahşap yürüyüş yolu ve ışıklandırma yapılar 2003 yılında ziyarete açıldı. Üzerinde tarihi kale bulunan ve içinden dere akan mağara, ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Dünyanın en uzun mağaraları arasında yer alan Çal Mağarası, içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Yer altındaki Saklı Cennet'in girişinden 200 metre sonra ayrılan sol kolunda 150, sağ kolunda ise 400 metrelik ahşap yürüyüş yolu bulunuyor. Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye yükselen suyun derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor. Üzerinde bulunan kalesindeki çay evi ve mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, koronavirüs döneminde en sakin günlerini yaşadı. Kademeli normalleşme döneminde ise yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olmaya hazırlanan mağara, salgın tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşlı kadına araç çarptı. Edindiği bilgilere göre kaza Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kemarkaya Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Trabzon Rize istikametinde meydana geldi. Üst Geçit altından karşıda bulunan otobüs durağına gitmek isteyen 82 yaşındaki AG binmek istediği otobüsün hareket etmesi üzerine bir anda araç yoluna atlattı. Tam o sırada seyir halinde olan 34 GT 826 plakalı kimliği belirsiz araç sürücüsü AGY'ye çarptı. Metrelerce havaya yükselen yaşlı kadın yere çakıldı. Burnu ile kanamayan yaşlı kadına ilk müdahaleyi sağlıkçı olduğunu söyleyen bir vatandaş yaparken iç kanama riskine karşı ambulans beklendi. Ambulans beklendiği sırada yerde yatan yaşlı kadının araç sürücüsüne, oğlum sıkıntı yapma iyiyim. Ben hatalıyım. Özür dilerim demesi dikkatlerden kaçmadı. Özel bir hastaneye ait acil servisi aracıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı.